ya. Ya ben bu arkadaş Kur'an'ın Elif'im sen... E'sini bilmez. Ben Kur'an okumuşum ya. Ben Kur'an okumuşum. Bu arkadaş iki rekat namaz kılamaz ya. Ya bu arkadaş iki rekat namazı baştan sona kılamaz. Ben buna namaz kıldırırım ya. Bu Kur'an'ın kesin vermez. Çetiler çetiler. Bırak ya başörtülü kızlardan bahsediyorum. Şimdi tabii kişisel hikayesi de ilginç. Aslında akademiden gelen bir asker değil. Bir inşaat işçisi. İnşaat işçisiyken İran devriminin öncesinde Hamane'ye yakınlaşıyor ve onun teşvikiyle kendisine İran'ın doğusunda bugün hala sorun arz eden Afganistan sınırında bir örgütlenme kuruyor. İran-Irak Savaşı'na katılıyor. Ama 2011 öncesindeki bütün itibarı bu savaşlardan sonra İsrail'e karşı verdiği mücadeleden biliniyor. Çünkü İsrail'in Arap sahada. Dünyasına karşı evet. kaybettiği tek bir savaş var. 2006'da Hizbullah'ın İsrail'e karşı sürdürdüğü, yanlış bilmiyorsam 33 gün savaşı diye bilinen o savaşın kendisi. Dolayısıyla o cephede bizzat gidip savaştı Kasım Süleymani. O savaşın kendisi İsrail'e karşı onu bir kült haline getirdi. Orada sadece o büyümedi. Aynı zamanda Nasrallah, yani Lübnan Hizbullah'ın lideri Nasrallah da büyüdü. Bu tarafta Filistin'de işte bir ucunda Hamas, diğerinde Filistin Kurtuluş Örgütü, İslami Cihat gibi örgütlerle de ilişki kurdu. 2011 sonrasında ise Irak ve ardından Suriye'deki IŞİD'e karşı mücadelenin Şii dünyasındaki figürüne dönüştü. Kaçınılmaz olarak Irak'ta IŞİD'in yenilmesi, Musul'u ele geçirmiş ve orada devletini ilan etmişti. Onun yenilmesi ve ardından Suriye'ye de bunu taşımış olması, birincisi İsrail açısından, ikincisi Amerika açısından, kaçınılmaz olarak IŞİD açısından da imha edilmesi gereken bir figür haline getirdi. Kasım Süleyman'ın varlığı İsrail için her zaman için bir riskti. Bugün işte gerek sosyal medyada gerekse Türkiye'deki İslamcı hareketlerin yaklaşımına baktığımda genel olarak, hatta tarikat liderlerine de baktığımızda genel olarak Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden derin bir haz duyduklarını, açıkça sevindiklerini görüyoruz. Bunu ben biraz da tabii mezhepçi yaklaşımlarına bağlıyorum. Özellikle Irak ve Suriye'de Kasım Süleyman'ın öncülük ettiği hareketin Şii orijinli olması, diğer taraftan onun mücadele ettiği işte Selefi yapılanmaların Sünni karakterli olması nedeniyle bunun mezhep nedeniyle yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorlar ve mezhep temelli bir itirazda bulunuyorlar. Onu işte Müslüman düşmanı, hatta Ehl-i Sünnet düşmanı diye niteliyorlar. Derin bir sevinç içerisindeler. Ben bu kadar sevinci yani dünyanın herhangi bir İslam ülkesinde hiçbir İslamcı harekette görmüyorum. Sadece herhalde Suudi Arabistan'da ve Türk İslamcılarında vardır. Amerika'nın bir İranlı bir Amerikan karşıtını öldürmesinden bu kadar keyif duysun. Ama öbür taraftan Filistin'e bakıyoruz. Mesela Hamas, İslami Cihat, Fetih Tugayları, oradaki sol tandanslı Filistin Kurtuluş, Halk Kurtuluş Cephesi, Halk Kurtuluş Partisi taziye yayınladılar. Şimdi bu nasıl oluyor? Filistin'deki, o Filistin'de Şii yok, Sünni karakterli yapılar bunlar. Ve onlar ise onu bir İsrail karşıtı olarak niteleyip Filistin'in destekçisi olarak, Hamas solcu değil. Filistin Fetih Tugayı da değil. Şimdi bu yönüyle bakmak gerekir. Çünkü kendi cephesinden baktığında. İşte tam olarak oradan okumak gerekir. Tam olarak Kasım Süleyman'ı tam olarak nereye tekabül etmektedir? Benim anladığım kadarıyla bir Amerikan karşıtıdır. Açık bir Amerikan karşıtıdır. Açık bir Yahudi düşmanı değil ama İsrail devleti karşıtıdır. Bununla beraber arkasında Sünni Suudi sermayesini de bulan El-Kaide'sinden ve onun türevi olabilecek bütün Selefi yapılanmaların karşıtıdır. Bu yönüyle Amerika mühim bir hasmını öldürmüş oldu. İsrail müthiş bir düşmanını kaybetmiş oldu. Nihayet bugün Trump'ın Amerikan bayrağı koymuş olması, efendime söyleyeyim Netanyahu'nun bu büyük bir başarıdır demesi ancak böyle açıklanabilir. Fakat buradan öncelikle Türk İslamcılarına, dünyadaki İslamcı hareketlerine sevinç payı düşmez, mutluluk düşmez, düğün bayram yapmak düşmez, helva dağıtmak düşmez, bu ayıptır. Amerika'nın hedef aldığı özellikle Müslüman dünyasındaki bir figürü bu kadar ölümünden bu kadar sevinç duymak tuhaf geliyor buna. Bir diğer husus da şu. Bugün Amerikan Dışişleri Bakanı galiba Pompeo bir klip yayınladı. Bakın dedi, Iraklılar nasıl seviniyor. Bakın Suudi Irak ilk Amerikan işgalinde de Saddam'ın heykellerini böyle devirdiler. Böyle sevinç içerisinde devirdiler. Şimdi onu dikmeye çalışıyorlar.
Şimdi oradan Saddam'ı olumlamak için söylemiyorum. Bence de katildi. Fakat ondan daha büyük bir katil tarafından alaşağı edildiğinde Irak bugünkü haline kavuştu. Dolayısıyla hele hele şu manzarayı vermemek lazım. Amerikalılar Kasım Süleymani'yi biz katil diye değil, biz işte gaddar diye değil, biz Sünni düşmanı diye öldürdük diye açıklamıyorlar. Bakın diyor, Iraklı Sünniler nasıl seviniyor. İslam dünyasının uyanması lazım. İslam dünyasının gözünü açması lazım. Amerikalılar bile öldürdükleri bir İranlının gerekçesini birkaç Iraklı Sünni vatandaşın sevinciyle açıklamaya çalışıyor. Tam da İslam dünyası yarasını arayacağı merhemi burada bulmak zorundadır. Müslüman toplumun mezhep kavgasına girmiş olması, mezhebi dinin önüne koymuş olması, mezhebi din diye belirlemiş olması, İslam dünyasının tam da emperyalizm tarafından kuşatılmasının gerekçesidir. O nedenle bunu bile görmeden, bunu bile fark etmeden sadece temelde basit bir mezhep karşıtlığı üzerinden bölünmek kabul edilebilir durum değil. Hele hele Türkiye gibi bakın kırılgan kimliklerin olduğu bir ülkede Alevi Sünni kırılgan kimliklerin olduğu bir ülkede dolayısıyla Kasım Süleyman'ın Amerikan karşıtı, İsrail karşıtı bölgedeki El-Kaide ve benzeri IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadeledeki rolünü göz ardı ederek değerlendirme yapmak ilkelliktir. Bunu göz ardı ederek bir yorum yapmak, hele hele sevinmek, hele hele helva dağıtmak ilkelliktir. Saddam için göbek atanları tarih gülerek hatırlıyor. İran'ı şeytanlaştıranlar bu ülkede Kemalistlerdi. İkide bir hadi İran'a diye Müslümanlara hakaret ediyorlardı. Müslümanlar hiçbir zaman böyle bir şey alet olmadı. Hiçbir ülkeyi düşmanlaştırmak, şeytanlaştırmak değil. Türkiye'nin ulusal menfaatleri neye gerektiriyorsa onun arkasında durmak gerekiyordur. Ama tamam, yani. Türkiye bu olmaz. İran'la yürüyor. İzin verin. Şimdi Çetin Er orada bekliyor. Aynı zamanda Müslümandır. Kemalistler aynı zamanda Müslümandır. Bu ülkede İslamcılar marjinal bir azınlıktır. Müslümanlar çoğunluktur. Müslümanlar çoğunluktur. İslamcılar marjinal bir azınlıktır. Takmasını tehdit olarak marjinal azınlık oluşunu bir tespit edeceğiz. Müslümanlar bu ülkenin %99'udur. İslamcılar bunlar içerisindeki %10'un altında bir marjinal grup. O yüzden başörtüsüyle üniversiteye sokmuyordunuz. Ya kim sokmuyordu? Ben lisedeydim o zaman. Ne münasebet. Ben namazında, niyazında bir gencim ya. Kardeşim ne münasebet. Ezbere konuşuyorsunuz. Ezbere konuşuyorsunuz böyle. İleri geri konuşuyorsunuz. Kemalistler bu ülkede başörtüleri... Ya ne alakası var? Kemalistler bu ülkede özgürce ezan okunmasını sağladılar. Namaz kılınmasını sağladılar. Ne alakası var? Namaz kılmasını Kemalistler sağladı. Bir şey söyleyeceğim. Bakın kavramları doğru konuşacağız. Hayır. Önce kavramlar yerine oturtulacak. Bu ülkede Kemalistler Müslümandır. Bu ülkede Kemalistler sayesinde ezan özgürce okunuyor. Bu ülkede yeter ki Kemalciler kazanmasın. O yüzden Türkçe okundu. Yunan işgali olsun diyenlere karşı savaşarak kazandılar. Bu ülkede bu ülke Müslüman çoğunluksa, bu ülkede ezan okunuyorsa, bu ülkede Türk bayrağı dalgalanıyorsa Kemalciler sayesinde, Atatürkçüler sayesinde. Bu ülkede İslamcılar marjinal bir azınlıktır. Türkiye'nin başını belaya soktular. Türkçe okutmuştur, tamam mı? Bugün Kemalistler dünyasında yaşıyorsun. İslamcıların bozduğu, Türkiye'nin başını belaya koyduğu yerlerde Kemalistler gelip kurtaracak. Ezanı Türkçe okuttuğunuz için bırakın bu işleri. Bu çok tehlikeli bir provokasyon. Tehlikeli bir provokasyon Metin abi. Bu ülkenin %99'u Müslüman, çok düşük bir grubu. Provokasyon senin işin. Bir dakika. Senin işin. Benimle senli benli konuşma. Benimle senli benli konuşma. İstediğim gibi konuşurum. Sensin provokatör. Ama konumuz provokasyon Allah. Sen yapıyorsun. Şimdi bir dakika. Müslümanlara bu ülkede zulmedilmiştir. Ya, Kemalistler zulmetmiş. Kemalistler ne zulmetmiş? Kemalistler sayesinde bu ülkede ezan okunuyor. Bu ülkede namaz kılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Selman'a müsaade eder misiniz? Kızlar delirdi ya. İkna odaları kusurlar. Yok böyle bir şey ya. Neyden bahsediyorsunuz ya? Ya ben bu arkadaş Kur'an'ın Elif'im E'sini bilmez. Ben Kur'an okumuşum ya. Ben Kur'an okumuşum. Bu arkadaş iki rekat namaz kılamaz ya. Ya bu arkadaş iki rekat namazı baştan sona kılamaz. Ben buna namaz kıldırırım ya. Bu Kur'an'ın kesin vermez. Ben bunların tümüne namaz kıldırırım ya. Bir Çetin Er Çetin'e bağlayalım. Sen Türkçe'ye... Bir Çetin Er'e bağla. Stüdyo sesini bir Çetin Er'le konuşayım. Çetin Er beni duyuyor mu?